Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri, Goaslim FC Kulübü Menajeri Ben Emrullah Zengin ve yeni bir kadro inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda kadro incelememizin bölüm 14'ünü çekiyoruz ve yepyeni bir güç değerlendirme sistemiyle kadroları değerlendireceğim. Bu tamamen Top Eleven'a gösterdiğiniz güç beni bağlamıyor arkadaşlar. Benim için önemli olan sizin asıl gücünüz nedir ve ben bunu nasıl analiz ediyorum? Nasıl belirliyorum bunu? Bunları da bu kadrolarını incelediğim arkadaşlarda görebileceksiniz. Ve bu kadrolarını incelediğim arkadaşlara da kendi menajer yorumumca tavsiyelerde bulunuyor olacağım. Siz de keza aynı şekilde bu arkadaşlara tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Çünkü her menajerin kendi tarzı var. Bu da benimken ben de kendi tarzımca yorumluyor olacağım. Ve bu arada arkadaşlar kanalı hala beğenmeyenler var. Kanala abone olmayanlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmak ücretsiz. Ve tabii ki ve artık yeni bir içeriğimiz daha var. Ve sponsorlu içerikler arkadaşlar. Kendi takımınızın adıyla bu videolara sponsor olabilirsiniz. Videolara sponsor olun. Emrullah Zengin fakir kalmasın. Sponsorluk için mail atabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle sunar sundu şeklinde bu videolarda sizin takımınızın veya istediğiniz herhangi bir şekilde bana da uyarsa tabii ki öyle bir sponsorluk olabilir arkadaşlar, değerlendirebilirsiniz. Ve gelelim bu kadro incelememizin 14. videosunda 3 tane arkadaşımız bize yorum yazdı. Siz de aynı şekilde bu videonun açıklama kısmında federasyonlardan beni bulun arkadaşlar. Verder veremem yazabilirsiniz veya etiket kodunu yazabilirsiniz. Beni arkadaş olarak ekleyin çünkü ben sizi arkadaş listemden takip ediyor olacağım. Böyle bulacağım. Tabii ki bir FED'e de üye olmanız lazım çünkü böyle bir şey anlaşılmayacaktır. FED'den sizi inceliyor olacağım. Kendimce yorumlarda yapıyor olacağım. Bu videonun altına seviyenizi ve takım adınızı yazın. Beni de arkadaş listenize ekleyin. Bir sonraki videoda sezon sonuna doğru gelecek kadro inceleme videosu. Yeni sezona başlarken hemen 1-2 gün kala ya da 2-3 gün kala yeni bir kadro inceleme videosu olacak ki siz de bu şekilde kadrolarınızı değerlendirebilirsiniz. Ve ilk menajerimizle başlayalım arkadaşlar. İlk menajerimiz kendisini Abdülhey Garaca 70-21 diye 3. seviyeden bir arkadaşımız ve bu arkadaşımız da kendisini güya Top Eleven'da kandırabilirsin de kardeşim bizi kandıramazsın. Yani şöyle ki şu anda mesela kendisi A Garaca, hemen baktığımızda Top Eleven bu menajeri 36-37 gösteriyor. Ama gerçek gücü bu değil tabii ki. Ben şimdi bu gerçek gücü nasıl bulduğumu bunu da gösteriyor olacağım arkadaşlar. Ortalama yaş 24 görünüyor ama tabii ki bu kadrosuyla alakalı bir durum. Hemen kadrosuna bakıyorum ve ben bu kadroyu böyle kaliteye göre sıraladım. Kaliteye göre sıraladığımda da gerçekten güzel genç oyuncular var. Bu oyuncuları geliştirmeye aç bir oyuncular. Gelişecektir de bayağı. Ama bazı yaşlı oyuncular da var. Şimdi kadroyu tam dizilişini görmediğim için çok bir yorum yapamayacağım. Ama koyu gri ile açık gri dengesi gayet güzel. Böylelikle oyuncular güzel form tutabilirler. Burada biraz daha menajer dokunuşu isterdim bu takımda. Daha fazla menajer, yani çok klasik sanki oyuna yeni başlamış gibi standart oyuncular. Mesela bunda biraz var menajer dokunuşu. Zaten formunda da kendini biraz göstermiş. Ama diğer oyunculara baktığımızda çok şey değil. Çok standart, çok kalıp oyuncular. Yani çok beğenmedim. Abdülhey kardeşim, çok beğenmedim. O yüzden biraz daha menajer dokunuşu istiyorum bu takımda. Şimdi bu oyuncunun normalde 37 gücü. Ben bunu nasıl değerlendirdim arkadaşlar? Savunma oyuncularını kaleciyle beraber baz aldım ve ortalamasını aldım. Daha sonra orta saha oyuncularının gene baz alıp ortalamasını aldım. Hücum oyuncularının da gene ortalamasını aldım ve bu oyuncunun gücü 125, benim nazarımda 125 gücünde. Şimdi burada çok anlaşamıyoruz, anlatamıyorum ama bir sonraki menajerde daha net anlatacağım. Çünkü tam kadro görülmediği için. Abdülhey kardeşim, bu takıma biraz daha menajer dokunuşu istiyorum senden. Ona göre
Gayet güzel gidiyorsun. Şu 18'likler çok iyi. Bunların üzerinde yoğunlaş. Biraz daha böyle gelişeceklerine eminim. Şuna eminim, yeni bir rol veriyorsundur. Çünkü bu yeni bir mevkiyi de hak ediyor. Hatta özel yeteneği de hak ediyor. Baya baya oynar bu oyuncu. Ve bu oyuncumuzun değerlendirmesi böyleydi arkadaşlar. Ve bize görünen gücü 37. İşte burada şu anda ekranda gördüğünüz işe gerçek gücü 125. Bunu bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Bu arkadaşımız bizim rakibimiz olsaydı ben bunu böyle değerlendirirdim. Ve gelelim diğer, sana başarılar diliyorum Abdülay kardeşim. Başarılar, yolun açık olsun. Diğer menajerimize gelelim. 12. seviye. O da 12. seviyeden Anar FC. Gene tabii ki federasyondan inceleyeceğim. Federasyonda 108 görünüyor. 22 yaş ortalaması. Gayet güzel, verimli. Ve kadrosuna bakıyorum hemen. Burada arkadaşlar işte size kadroyu gerçek değerlendirme kısmını nasıl yaptığımı anlatayım. Şu kalecinin savunma gücünü alıyorum. Gene defansların savunması en güçlü hangisi ise onu alıyorum. Bu savunmalarda keza aynı şekilde hep en güçlü hangisi ise onu alıyorum ve oyuncu sayısına böldüğümüzde de burada da benim ortalama bir savunma gücü ortaya çıkıyor. Aynı şekilde orta saha için de geçerli. Orta sahadakilerin de mevkilerinin hangisi güçlüyse, mesela savunması 118'i, burada 118'i baz alıyorum. Böyle bölüyorum bunları savunma orta saha oyuncu sayısına ve böylelikle orta saha gücü ortaya çıkıyor. AMC ve STD ise tamamen hangi özellikleri güçlüyse onları baz alıyorum ve böldüğümde de hücum gücü ortaya çıkıyor. Bu menajerimizin şu anda görünen gücü 108 olmasına rağmen benim araştırdığıma göre şu anda ekranda da gördüğünüz gibi 127 gücünde asıl gücü. Yani ben bununla rakip olsam 127 olarak bunu değerlendirirdim. Sizin de tabii ki bu şekilde kadrolarınızı değerlendirebiliriz. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar seviyenizle beraber. Ve bu arkadaşımızın kadrosuna geldiğimizde ise kaleci biraz yaşlı. Kaleciyi göndermeni rica edeceğim. Umarım bu sezon altyapıdan kaleci çıkartıyorsundur. Çünkü bu kaleci fazla gideceğini düşünmüyorum. İyi de form tutmuş ama yani bilemedim, çok verimli olmayabilir. Veya şu kadro da bende olsa ilk kaleci geliştiririm. Sonra da mutlaka bir defans daha geliştirirdim bu sezon. Evet, bir defans daha gerekir bu şeye, kadroya. Şurada bir oyuncu dikkatimi çekti. Ona bakacağım. Tabii ki Cristiano Ronaldo, 25 yaşında ama efil efil. Özellikle istatistikleri, gol ortalaması da birin üzerinde. Gayet güzel, gayet verimli. Bu oyuncu seni 1-2 sezon daha, 2-3 sezon daha getirir kardeşim. Evet, bu kadroda değinebileceklerim sadece kaleci ve defans hattıydı. Mevkisel oyun tarzları da gayet güzel ve tüm orta sahanın oyun kurucu olması. Aslında burada hepsi oyun kurucu olursa golü kim atacak? Yani topu kim sürecek? Burada topu kim sürecek kardeşim? Anar Gassımlı kardeşim, burada topu kim sürecek? Hepsi oyun kurucu. O yüzden top sürücü özellikle yüksek MC'lerde de tavsiye ederim. Buradaki 18'liklere top sürücü de ver. Orta sahadan topu ileriye taşısınlar. Ve tabii ki bu arkadaşımızın da kaleciden bahsettik, defanstan bahsettik. Bu arkadaşımıza da önerimiz gerçek gücü 127 idi. Sana da başarılar diliyorum kardeşim. Yolun açık olsun. Ve geldik son menajerimize. Son menajerimiz 38. seviyeden Real Madrid, Turan Federasyonu'nda ve federasyondan bakıyoruz tabii ki. Yaş ortalaması biraz yüksek gibi. Bu oyun çünkü çok yaşlılarla gitmiyor. Yaşlılar ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Diğer maçlarda çok oynayamıyor. Azeri kardeşim, buradan Azerbaycan'a da selamlar olsun. Azeri kardeşlerimize, herkese çok selam. Kulüp geçmişi de dolu dizgin, bayağı dolular. Kupalar efil efil. En çok gol Bekstiyar. 911 gol. Muazzam. Şu anda kadronda mı? Yok. Yedeklerde var mı? Yedeklerde de yok. Oysa yedeklerde tutulurdu yani. Belki de gitmiştir.
Gene bu arkadaşımızın kadrosunu incelediğimde bu güzel bir menajer, güzel dokunuşlar yapmış, çift özel yetenekler. Oyuncular biraz yaş ortalaması yüksek ama eminim ki bunları da geliştiriyordur zaten. Bu oyuncu da yeni gelmiş, 25 yaşında. Bu oyuncumuzun da bu menajerinde şu çok güzel ya adam. Gol ortalaması gene birin yükseği üstünde ve sürekli güzel form tutuyor. Yani gri şeyleri aslında mesela burada mevkileri diyor ki bazı arkadaşlar mesela bazı menajerler mevkilerde böyle çok üçlüye gitmiyor. Tek mevki veriyor, bir mevki veriyor ya da iki mevki veriyor. Fazla mevki vermiyorlar ama fazla mevki verdiğiniz zaman açık pozisyonlar, açık griler daha fazla oluyor ve daha çabuk gelişiyorlar. Böylelikle koyu griler daha az olduğu için koyu griye açık gri dengesi daha iyi oluyor. Bu yüzden de oyuncu iyi form tutuyor. Gördüğümüz gibi hep 9'dan 10'dan oynamış. Ben biraz da buna bağlıyorum tabii ki. Tabii ki oyuncu da zaten şut bitiricilik had safhada bayağı yüksek. Bu güzel oyuncu. Evet, buna baktık. Bu oyuncuya da baktık. Bu oyuncu da yeni mi gelmiş? Evet, yeni gelmiş. Niye senin böyle yüksek yıldızlar hep 25 yaşlarında anlamadım. Yani bu takımda genç dinamiklik eksik kardeşim. Bu takıma biraz daha genç oyuncular katabilirsin. Genç oyuncuları oynat. Bu 18'lik oyuncuyu oynat mesela, sürekli gelişecektir. Buna biraz mevki de ver. Daha böyle koyu grilerin açılacağı mevkiler ver ki oyuncu güzel de form tutsun. Mesela bunun form tutmamasının nedeni nedir çok anlayamadım ama şey olabilir yani, koyu gri dengesi olabilir. Çünkü hemen hemen de iki kat var ama çok zor maçlarda mı oynattın ki bunu? Siz de arkadaşlar yorum yazabilirsiniz bu arkadaşın kadrosu hakkında. Diğer türlü ben biraz daha yaşlı buldum kadroyu, daha da geliştirilebilir. Ama kaleci de güzel, gayet verimli ve ben bu oyuncunun şu anda göründüğü gibi 135 gücünde ve kadrosunu savunma, orta saha, hücum olarak analiz ettim. Ve şu anda da sizin de ekranda gördüğünüz gibi savunması 155 çıktı, orta sahası 146, hücumu ise 208 gücünde. Ve bu arkadaş normalde 170 gücünde. Her ne kadar 137 görünse de aslında 170'lik bir menajer. Böyle değerlendirebiliriz. Zaten bu konuda Karahanlı'nın da dediği gibi yani. Neden düşmanıma güçlü görmeyeyim ki? Gelsin, parçalayayım. Bu menajer arkadaşımız da Karahanlı Baron gibi böyle yapıyor ki ben de öyle yapıyorum zaten. Beni zayıf görsünler ki üzerime gelsinler. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama bu arkadaşımızın gücü 170 gücünde, gayet verimli. Azeri kardeşlerimize selam olsun. Tale Amin. Sana da keyifli oyunlar, başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Ve arkadaşlar siz de bu şekilde kadronuzu inceletmek isterseniz bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Takım seviyenizi ve tabii ki oyun içerisinde bana arkadaşlık göndermeniz gerekiyor. Bu şekilde sizi rahatça bulabilirim. Seviyenizi ve takım adınızı yazın. Bir sonraki video takım kadro incelemesi de sezon sonuna doğru gelecek. Orada da değerlendirebileceğim arkadaşlar sizi. Yine aynı şekilde gücünüzü de bu şekilde belirteceğim size. Bu tamamen benim bulduğum bir skala. Ben kendime göre bu güç skalasını yapıyorum. Sizin de gerçek gücünüzü böylelikle paylaşabilirim. Siz de kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Bu videolara sponsor olabilirsiniz. Emrullah zengin, fakir kalmasın. Videolara sponsor olmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.